Yıllarca gökyüzünde bulutların üzerinde geçen bir hayat düşünün. Sonra da bambaşka bir yerde, denizde dalgaların üzerinde süzülmeye devam etmeyi. Hayal gibi gelebilir ama Berkut ve Nigar Tarhan çifti bu hayali gerçekleştiren nadir insanlardan. Berkut Tarhan uzun yıllardır uçak kaptanlığı yapıyor ve bir dönem kabin amirliği yapan eşi Nigar Hanım'la uçakta tanışmış. Gökyüzünde başlayan aşk yeryüzünde devam etmiş. Sonrasındaysa her ikisinin deniz tutkusu onları bir tekne almaya zorlamış. Şimdi ise Ataköy Marina'da demirledikleri Belirka isimli tekneleri onlar için kimi zaman serüven aracı, kimi zaman da huzur durağı olmuş. İlk olarak gökyüzünde başlayan bu aşkın başlangıç hikayesini dinliyoruz. Tanışma pek romantik olmuyor. Hayatta tek kavga ettiğim kabin amiridir kendisi. Tek kapıştığımız, dalaştığımız kabin amiriydi. İşte kader 5 sene sonra bizi birleştirdi, tekrar evlendik. Eşim o zamanlar kontrol pilotluğu da yapıyordu. Bizim uçuşumuza kontrol pilotu olarak gelmişti. Uçuşun görevli kabin amiri de bendim. Aramızda tatsız bir diyalog geçti ilk tanıştığımızda. Sonrasında bunu düzeltmeye çalışırken birbirimize daha kibar davrandığımız için aradan da zaman geçtikten sonra tekrar karşılaştık tesadüfen. Ve o şekilde ilişkimiz başladı. Tesadüfen 4 sene sonra Ankara'da tekrar karşılaştık. Ve ondan sonra birbirimize bağlandık ve bugüne kadar geldik. Peki nasıl oldu da çiftimizin deniz serüveni başladı? Bu bizim beraber verdiğimiz bir karar oldu. Öncelikle Berkut zaten her zaman istiyordu teknecilik. Çok yakın arkadaşlarımız var tekneleri olan. Onlarla epey bir zaman geçirdik. Stresli de bir işi var. Yani havacılık gerçekten çok fazla stresli olan, çok güzel ama çok stresli bir meslek. Boş zamanlarında kafasını dağıtması, ayrıca bir hobisinin olması adına ikimiz beraber oturup böyle bir şeye karar verdik. Tekneyi aldıktan sonra ilk bağladıkları yerde Ataköy Marina olmuş Tarhan çiftinin. Ataköy Marina bizim ilk marinamız. Tekneyi direkt buraya getirdik. Üçüncü senemiz bu sene. Her yere çok yakınlığı, gerekirse kontaklarımızın kolay olması ve hakikaten gerekli zamanlarda nazımızı çekmelerinden dolayı Ataköy Marina'yı biz seviyoruz ve başka hiçbir marinada düşünmedik. Bundan sonra da düşünmüyoruz. Teknenin ismi de Sevimli Kızları Beril'den geliyor. Teknemizin adı, kızımızın ismi Beril. Onun Rumelicesi diyoruz biz. Onu çocukluğundan, bebekliğinden beri biz Berilka diye seviyoruz. Teknemizin ismini de öyle koyduk. Hatta bir arkadaşımız da Beril Kaptan'ın kısaltılmış olmuş, güzel olmuş demişti bize. En fazla bir hafta ayrı kalıyoruz tekneden. Her hafta sonu hemen hemen veya boş olduğum her an teknedeyim ben. Eşimle kızım da tatillerde, boşlarda, hafta sonlarında geliyorlar. Yaz kış bizde hiç fark etmiyor. Yazın daha çok, kışın 10 günde bire falan düşüyor. Nigar Hanım, tekne hayatına olabildiğince erkenden başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyor. Herkes emeklilikte 55'inden 60'ından sonra bir şeyler yapmak istiyor. Yani zamanını dolu geçirmek adına. Ama daha öncesinde bir işe bulaşmamışsanız o saatten sonra gerçekten zor. Yani kim 60 yaşından sonra ben bir tekne alayım da artık yelkencilikle uğraşayım diyebilir ki? Berkut Bey'in Ataköy Marina'da kalmak ve teknede yaşamak gibi bir hayali var. Ama Nigar Hanım birçok kadın gibi ayağını sağlam yere basmak istiyor. Bana kalsa ben teknemi büyütüp teknede kalmayı düşünüyorum da Nigar pek o işe yanaşmıyor. O karayı büyütmeye çalışıyor, ben denizi büyütmeye çalışıyorum. Çok sıkıcı hale getirmemek lazım. Gerçekten özlem her konuda olduğu gibi bence bu konuda da güzel. Bir süre karada kaldıktan sonra insanın yine denize açılmak istemesi, işte bu havayı solumak istemesi de önemli. O yüzden bence diyorum ki özlem olmalı ve ayağımız karaya bassın yani. Berkut ve Nigar Tarhan çiftinin ITM Life izleyicilerine son bir mesajı var. Herkes böyle bir deneyim yaşayabilir bence. Yani illa tekne sahibi olmadan da yelkencilik ve teknecilik güzel bir uğraş diye düşünüyorum. İnsanların denemesini çok isterim. Aynı fikirdeyim ben de. Aşkı da tekneyi de herkes dilediğince yaşasın.